Gelecek sezon kimlerle devam edeceğimize karar vereceğiz dedi ve bence o bahsettiğimiz tecrübeli isimlere de e, performansından çok uzakta kalan tecrübeli isimlere de bir sinyal gönderdi gibi geldi bana. Burada en çok oyuncu herhalde Beşiktaş'ta var. Gidecek, kalacak, sezon ölçmesi bir sene kalan. Yani o belirsizliği en çok hisseden takım Beşiktaş olmuş. Evet. Sergen Hoca bunu fark etti ve şu anda da o mesajı verdi. Antalya Sporu tebrik ediyorum diyerek başladı. Kutluyorum Sergin Hoca'yı. Yani önce öz kendi üzerinden ve kendi futbolcular üzerinden yaptı. Dolayısıyla çok güvendiği isimler vardı. Ki bundan önceki kalan dönemde pandemi öncesi bir de boyutta ısrarla devam ediyordu bu oyuncularda. Ve Diabi mesela Beşiktaş'taki son aylarda bu pandemi öncesindeki en hayal kırıklığı ortam futbolculardan bir tanesi. Dün akşam da mesela sahada varlığı yokluğu hiç belli değildi. Ne zaman ikinci yarı bir takım değişiklikler oldu orada yapmış olduğu değişikliklerden sonra hiç girdi, enküdü girdi. Bunlar bir artık Beşiktaş'a bir hareket dinamizm kazandırdı. Burada güven de şimdi Rıdvan'ı, Ersin'i ben anlayabilirim. Bu oyuncular daha çok genç oyuncu ve ilk kez A takımında neredeyse maça çıkmışlar. Özellikle kaleci Ersin. Ama sen güven, güven kaybetme başladı. Yani Beşiktaş'ın o güveni bundan önceki maçlarda derbi oynadı. Beşiktaş'ın taraftarlı birçok maça çıktı sahasında. Ama dün akşam mesela o güven topu isteyeceksin. İstemiyorsan kendi mücadele edeceksin. Dün akşam eğer Burak'ın yokluğunda o formayı giyebiliyorsan, bu Aytengin önünde de gol yollarında oynayabiliyorsan biraz daha farkını ortaya evet. koyman gerekiyordu. Demek ki sen de çalışmamışsın yani güven. Burada Sergen Hoca haklı ve gelecek sezon bu takımın bence yani 8-10 tan oyuncusu Beşiktaş'ta yollar ayrılabilir ve altyapının da yeni oyuncular gelebilir. Çünkü Beşiktaş transfer sürecinde çok net söyleyeyim. Bugün Ahmet Nurçiçek'i tekrar basıyorum. Bizle yapacağı Avrupa'da söyleyecektir. Büyük yıldız futbolcu alabileceğiniz an ihtimal vermiyorum. Bir iki transfer mutlaka yapacaktır ama altyapıdan yeni oyuncular görebiliriz. Ya da genç gelecek vadeden oyuncular göreceğiz gibi geliyor. Sergen Hoca bunun sinyalini verdi yani. Editörümüz Yasin Derneci ve yönetmenimiz buradan Beşiktaş'ın bir infografiğini hazırlamıştık. Sözleşmesi bitecek olan futbolcular, takımdaki kiralık futbolcular. Bir o grafiğimizi ekranlara getirelim. Sergen Hoca'nın işaret ettiği gibi o isimlere bakalım. Hangi isimler dün akşamki performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı ve sözleşmesi bitmeye yakın olan isimler. Tabii Atiba'nın sözleşmesi bitecek futbolcular içerisinde Beşiktaş'ta kalacağı herhalde malumun ilanı olacak. E, Caner Erkin ve Gökhan Gönül yine sözleşmesi bitecek futbolcular takımdaki kiralık oyuncularsa eline Niboa Tenk, Revesho ve Ziyabi. Kiradan dönecek futbolcuları var Beşiktaş'ın. Ee, Oğuzhan Özyakup, Miran, Kyle ve Fatih Akso bir yıl sözleşmesi kalan futbolcularsa Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Roko ve Utku Yuva Kur'an. Tabi burada e, kiralık futbolcularla sözleşmesi bitecek olan futbolcular arasında tabi biraz dün akşam performansı düşük olan isimler var. İşte vardı. Sergen Hoca'nın vurgu yapmak istediği şey buydu. Kiralık olan futbolcular, sözleşmesi bitecek olan futbolcular. Yani burada hedef de kalmamış. Artık Beşiktaş şampiyonluğunun biraz gerisinde kalmış. Şampiyonlukta şu anda ilk üst sırada olmuş olsaydı, puan farkının 3-4 puan olmuş olsaydı bu maç çok daha farklı olurdu. Kafaca hazırlanmamış futbolcular var. Bir de artık bazı futbolcular belki yeni takımla anlaşma sağladılar. Evet. O da çok önemli. Yani şu süreçteki şu takımlar içinde en kötü etkilenen Beşiktaş olmuş. E dolayısıyla Eleni şu ana kadar. E, şu ana kadar Eleni Boateng, Rebeşo, Diaby. E bakıyorsunuz bu oyuncuların hemen hemen dörtlüğüne gitme ihtimali çok yüksek. E bu tarafa geliyorsunuz sürekli banka oynayan oyunculardan. Caner Erkin dün belki 11'de olmamasının sebebi şu anda Beşiktaş'ta sözleşme yenilemedi. Bir takım teklifler Fenerbahçe'yle gündeme geldiği ismi belki Fenerbahçe'ye gidecek. Evet. Bana göre ligin en iyi sol beklerinden bir tanesi. İstatistiklere baktığın zaman bu da bunu çok net gösteriyor. E, Caner Erkin kafası karışık. Gökhan Gönül 35 yaşında kafası karışık. Dün akşam da gerçi sahada elinden gelin yaptı. En önemlisi Atiba. Tekrar söylerim. 37 yaşındaki Atiba şu anda Sergen Hoca sözleşme uzatalım dediğine itibaren takımda en düşük maaş bütçesi olan oyuncu ve feda yapmaya yine razı. Düşünebiliyor musun? 600 bin euro oynuyor galiba tam emin evet. değilim. O civarlarda para oynuyor ve yeni sözleşmeyle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu taraftarın o 20 lira bağış yaptığı kulübün taraftarlarına mesaj veriyor. Ben gerekirse yine feda yaparak da bir yıl daha imza atarım diyor. Atiba her şeyle önlü kalınması bir oyuncu. Kiralıktan dönecek olan futbolcular da bence Sergin Hoca'ya bağlı olacak. Ozan Özcay mutlaka ben Sergin Hoca'nın şans vereceğini düşünüyorum. Çünkü dokundu e, dokunduğu futbolculardan böyle parlayacak oyuncular da var. Öz, Ozan Özcay içindeki o futbol aşkını, bundan bir 4-5 sene önceki Oğuzhan Öz Oğuz, Oğuz, milli takımdaki dönemlerine tekrar dönecektir. Fatih Aksoy Sivas'ta çok iyi bir dönem geçiriyor. Bence o da farklı olacaktır. Bir sene kalan sözleşmesine baktığımız zaman Utku Yuvakora'nın bile bir senesi var ki burada Ersin Forma'yı ondan aldı. Evet. E Roko, Necip Uysal, Doruk Toköz keza aynı şekilde şu anda Beşiktaş'la sözleşme uzatacak mı, uzatmayacak mı? Başka takımlardan teklif geldi. Bu konuda şu anda en karışık olan takım Beşiktaş. Bunun içine bir de Mali tablosu da en kötü durumda olan Beşiktaş. Yeni bir e, bağış sistemi değil mi? ama yeni bir yardım kampanyası. Evet. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ı önümüzdeki günlerde zor günler bekliyor. Ama en büyük güvencesi de Sergen Yalçın olacak. Çünkü Sergen Yalçın'la oturduğunuz zaman ikna edersiniz. Çok da seviyor Sergen Hoca'yı Başkan Ahmet Nurçevi. Bu süreçte karşılıklı oturarak mutlaka birkaç tane transfer olacak ama iş kolay değil Beşiktaş'ın yani. Peki yine düne gidelim ve dün oynanan bir diğer önemli karşılaşma Medipol Başakşehir Haytemiz Alanya Spor maç sonundan başlayalım. Her iki teknik adamın basın toplantılarını ekrana getirelim ve karşılaşmayı değerlendirelim. Galibiyeti ve futbolu özlediklerini söyledi. Galibiyeti de hak ettiklerini belirtti. Aynı şekilde Erol Bulut'ta maça iyi başlamıştık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik ifadelerini kullandı. Tabii Medipol, Başakşehir, Aytemiz Alanya Spor, Trabzon Spor şampiyonluk yarışının içerisinde olan takımlardan bahsediyoruz. Demir Grup Sivas Spor, ee, bunların hepsinin bu performansları bize önümüzdeki haftalar için bir ışık tutabilir diyorduk hep ilk hafta sonunda. Ee, ama Metipol Başakşehir rahat bir galibiyet alarak e, Trabzon Trabzonspor'u takibini sürdürdü. Bunun da en önemli etkilerden bir tanesi Alanya Spor'da Erol Hoca. Bu ligin en flash iki teknik adamı diyebiliriz yani arkadan evet, gelen. Aynen. Çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. En gözde, transferde isimleri konuşulan hocalar. İkisini de kutluyorum ama Alanya Spor'un burada sanki böyle Ziraat Türkiye Kupası'nda biraz aklı biraz vardı. Biraz aklı. Yani evet. Spor'la çünkü orada güzel bir final öncesi, yarı final mücadelesine çıkacaklar. Dolayısıyla Başakşehir'in de şampiyonluktan başka düşüncesi yok. O yüzden biraz Alanya Spor Başakşehir'in gerisinde kaldı ama Başakşehir de iyi hazırlanmış. Yani futbolculara baktığın zaman profesyonel ayakların hepsi çok iyi dedi. Dün akşam bireysel olarak baktığın zaman Viskas'ı olsun, Mahmut, hı hı. İrfan, Aleksic, yani Şikertel... Başakşehir gerçekten çok koştu, çok mücadele etti. Dembaba, bunların hepsi iyi hazırlanmışlar yani. Bu süreçte hiç boş durmamışlar. Dembaba'nın sakatlığı belki Başakşehir adına üzücü bir durum oldu. Hak ettiği bir galibiyeti aldı. Yarışta ben de varım demeye devam ediyor Bir de Medipol Başakşehir'in infografiğini ekranlara getirelim. Çünkü Medipol Başakşehir'de özellikle bir yıl sözleşmesi kalan isimler çok önemli isimler. Takım adına ekranlara getirelim bakalım bir yıl sözleşmesi kalan isimlerde kimler var Sözleşmesi bitecek olan futbolcularda Klişe, Şikirsel, Elia, Robinho, Gökhan İnler, Mehmet Topal, Uğur Çar var. Ee, ama bir de bir yıl sözleşmesi kalan futbolcularda çok önemli isimler var. Edilmiş, Çakay, Sara, İpruyan, Dembaba ve Volkan Babacan. Ee, şampiyonluk yarışında olan Medipol, Başakşehir. Belki önümüzdeki sezon Avrupa'da ülkemizi temsil edecek. Dolayısıyla... Ee, çok kritik hem sözleşmesi bitecek futbolcular hem de bir yıl sözleşmesi kalan futbolcular. Yani Edim Mişca, Kaysara, Epriano <laughs> e, bir şampiyonluk, olası şampiyonluk halinde acaba takımda kalırlar Tam mı? ben onu diyecektim. Burada şampiyonluk öncesi, şampiyonluk eğer gelirse şu futbolcuların hepsi değeri zaten biraz daha yukarı çıkmış olacak. Şu sol baştakilere baktığım zaman tehlike olarak görmüyorum. Klişe, evet. Şikertel, Elia, Robinho, Gökhan İler, Mehmet Topal, Uğur Uçar. Direkt oynayan futbolcular da şu anda Şikertel devre arasında kaldı. Klişi Zaman zaman oynuyor. Robinho Sivas'taki formunun çok uzağında. Orası çok etkilememiş. Bir yıl sözleşmesi kalan futbolcuların hepsi birbirinden evet. önemli. Direkt oynayan oyuncular. Edem Vizka, Çerçire, Piano, Dembaba ve Volkan Babacan. Volkan Babacan'ın da zaten Beşiktaş'la adı geçiyordu. Ama orası gerçekten önemli. Çünkü ne kadar dolusu olsun Mert'in arkasında daha iki sene önceye kadar direkt oynayan bir Volkan Babacan var. Orası önemli. Geleceklere baktığımız zaman orada kiralık olarak oynayan oyuncular da e, takıma yeniden katkı sağlayabilirler. Buradaki transfer politikası tamamen şampiyon olacak mı olmayacak mı? Evet, o Eğer şampiyon olup şampiyonlarla yine direkt giderse bu kadroyu kesinlikle Başakşehir bozmaz. O konuca yeni takviyelerle o şampiyonlar yine gitmenin hayalini yapar. Buradaki transfer politik tamamen o şampiyonluk ya da ikincilik ona göre belli olacaktır. Ama yine kadrosu en geniş e, futbol takımından bir tanesi yani şu anda Başakşehir'in. Çok zorlanacağını düşünmüyorum. Sol üsttekiler zaten artık yavaş yavaş teşekkür edilmeye başlanacaktır onlara. Yani Uğur Uçar uzun zamandır oynamıyor. Mehmet Topal evet. kısa vadede yapılan transfer e, de dediğim gibi kiralıktan dönecekler var. Başakşehir yine e, transferde en az sıkıntı yaşayacak takımlardan bir tanesi. Peki o zaman bugüne gelelim. Galatasaray Çark Rize Spor'la karşı karşıya gelecek. Şimdi iki takımdan son haberlere bir bakalım. Sonra da değerlendirmelerimize başlayalım. Bir de bundan önce oynanan Rize'deki son maçı geçen sene çok olaylı bir maçtı. Rize Spor Başkanı'nın biz geçen seneden roman alacağız açıklamaları. Bu maç öncesi seyirci yok ama e, karşılıklı demeç Galatasaray bir cevap vermedi. Fakat kolay bir maç olmayacak. Kazanır mı? Yani kazanması adına şu anda kadrolara baktığımız zaman, teknik adamlara baktığımız zaman taraftar yok. Galatasaray rahat bir ortamda çıkacak. Ama iki takımın kazanması, ben kendim futbolcu olarak koyuyorum. bir taraf biraz strese sokar yani. Sonuçta iki tane rakibim var. İkisi de senin üç puanın önünde. Ve bu biraz ister istemez stres yapar. Ama kazanma oranı yakın olan takım Galatasaray. E, futbolculara bakıyoruz şimdi. Tek tek bireysi olarak Rize Spor'da eksikler de var. E, bir stoper sıkıntısı vardı. Orada muhtemel 11'imiz de gelecek. Şimdi muhtemel 11'imizi o zaman ekranlara getirelim ve onun üzerinden de ilerleyelim. Savaş Galatasaray'ın kalece Muslera savunma dörtlüsünde özellikle stoper ikilisinin kim olacağı tartışılıyor. Savunmada Mariano, Don Kahmet ikilisi stoperde ve Saratçı'yı bekte bekliyoruz. Orta alanda Lemina Seri Ömer hemen önlerinde Feguli Falcao, Onyekuru 11'iyle bekliyoruz Galatasaray'ı. Sahada üçlü bir orta saha önlü bir savunmanın önü dörtlü bir savunma attı. Onyekuru ve Fegüli kanatlarda da Falcao ise ileride e, yer alacak gibi görünüyor. Aldığımız haberler bu yönde ama Donk ve Ahmet ikilisi e, biraz ilginç bir filmi ya da bir sürpriz bekliyor musunuz? Ben, musun ben sürpriz değil ben lemine bekliyorum. Çünkü iki tane az önce de ifade ettim rakiplerim puan kazanmış burada kaybedeceğin bir puan seni şampiyonluktan direktman dışarıya atacak yani büyük bir avantaj kaybedeceksin. Ama Ahmet'in de bu dönemde kendini e, geliştirdiği o fiziğinin çünkü Florya civarında da oturuyormuş zannediyorum doğru. ve pandemi sürecinde hep e, tek başına da olsa antrenmanlarına de devam etmiş. de aynı şekilde ama. Lemina da aynı şekilde. Lemina da çok profesyonel bir oyuncu. Daha önce orada oynamış e, oynamışlığı da var. Yani Galatasaray'a gelmeden önce stoper oynamıştı da var. Donk'la beraber de iyi anlaşıyorlar. Ben oraya Lemina'yı bekliyorum. Çünkü neden Lemina'yı bekliyorum? Burada bu sefer orta sahada da evet. yani 10 numara, 8 numara özelliği olan işte hep 8 mi 10 mu dediğimiz Belhan'da. Belhanda. Belhanda Galatasaray'da varlığı dert, yokluğu ayrı bir dert ya. Evet. Ama Belhanda Galatasaray'da oynadığı maçlarda böyle genele bakıldığı zaman hep böyle bir maçın bazı bölümlerinde çok iyi işler yapabiliyor. İşte topu kaybediyor ama çok iyi top da saklıyor. Topu taşıyabiliyor da. Şimdi burada bakıyorsun 6-8, 6-8 Lemina seri. Ömer hmm. biraz daha böyle Kanada ya yakın, Onyekur'un arkasında. Dolayısıyla orada bir ee, o topu dağıtacak Seri'nin de performansını merak ediyorum. Seri de çünkü çok iyiken işte lige ara verildi bu pandemi süreci gelildi.